güzel bir evimiz olacak. Güzel bir mutlu bir yaşantımız olacak. Tamam mı bir tane? Bunlar bize yardım etmek için geldiler. Tamam. Ayakları topla, hadi kızım. Hadi bebeğim. Benim kızım tanım beni. Buradaymış. Hani Zeynep? Hadi kızım. Şurada 1,5 yaşında 39 kiloydu abi. Çilem de böyleymiş abi ya. Ben hiçbir şey istemedim. Sadece bir evim olsun, bir göz odam olsun, benim olsun. Şu kuru yerde de otursam biliyorum ki yavrularım kollarımın altında. Allah ne kimse annesi koysun ne de babası koysun. Baba 2009 yılında epilepsi hayatını kaybetti. Bizim de kimsemiz olmadı, ailem de yok benim. Özdeğerli bildiklerim üvey çıktı. Onlar da beni evlendirip git anneni babanı bul dediler. Bir daha da yüzlerini görmedim. En büyük kızım Zeynep. En küçüğüm de Sinem. Büyük kızım yürüyor ama ellerini kullanamadı. Küçüğümde de maalesef belden aşağı yürüme yok. 2018'in Ekim'inde geldim. 6 yıl oldu. 6 yıldan beri de ondan sonra bu evde oturuyordum ama ev sahibi de bizi çıkarttığı için ev bulamadığınca zor durumda kaldım. Engelli maaşlarımız da yetmiyor. Aldığım engelli maaşı ya beze gidiyor, ilaca gidiyor. İki engelli çocuk, geçim zor. Anne bakım parası 4 milyar 300 Zeynep'in, 4 milyar 300 de Sinem'in, toplam 8 milyar 600. Bir de 2022 maaşı var. O da 1 milyar 594 milyon ama o da kızımın yurt dışı ilaçlarına gidiyor. Yani elde var sıfır diyelim. İlaçlarını sadece diğer ilacın devlet karşılıyor ama yurt dışı ilacı olduğu için de kendi cebimizden ödemek zorundayız. Toplam yani 12 kutu ilaç toplam 2 milyara mal oluyor Erol'dan alındığı için. Ev sahibi sadece bana dedi ki ben dedi evi dedi ki satın alan kişiyim dedi. Evi dedi bir ay kadar boşaltıyorsun dedi. Notere verdim ve avukata verdim dedi. Eğer dedi evden çıkmazsan dedi ben dedi seni ihbar edeceğim dedi. Evimde izinsiz oturuyorsun diye dedi. Bana bunu da söyledi. Evet ev sahibi değiştiği için de ev sahibi de bizi buradan çıkartıyor. Şimdi ben burada 2 tane engelli çocuğumla nereye gideyim? Arkada kimsem yok. Beni kaderimi terk ettiler. Düşünün yani. Ben kiramı ödeyeceğim, karınlarımı doyuracağım. Gördüğünüz çocuklarımın hani ben hangi geçim mi? Şimdi o küçük kız özel besleniyor. Hani her şey yenmiyor. Onun diyeti var. Eğer onun ucunu kaçırırsan her şey bitti. Sadece bir huzur istiyorum şu yavrularım için. Hani devlet büyüklerimden, Sayın Cumhurbaşkanımdan, Aile Bakanımdan, zaten Zeynep'ten senin için ben kendim için hiçbir şey istemiyorum. Sadece o yavrularım için bir yuva. Bir sıcak yuva her şeye mal eder. Hani benim yani çocuklarım benim için her şeyden daha önemli.